sevgili öğrenciler. Ben Ölçme Değerlendirme Merkezi'nden Ayşe Çelebioğlu, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Dersi Koordinatörüyüm. Bugün sizlerle beraber Mayıs ayı örnek sorularını çözümleyeceğiz. Hep beraber birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz, okuyoruz soru kökümüzü. Aşağıdaki hadis ve ayetlerin hangisinde sözü edilen durumun azaltılması ile ilgili bir bilgi yer almaz diyor. Bakalım ne demiş? Yer almaz demiş. Ekolojik ayak izi, insanoğlunun doğal kaynakları tüketme seviyesinin boyutlarının farkına varılmasına yönelik geliştirilen bir hesaplama yöntemidir. Bu ölçüt son 40 yılda doğal kaynak talebinin 2 katına çıktığını göstermektedir. Ekolojik ayak izi fen bilgisi dersinden de aşina olabileceğiniz gibi doğal kaynaklara insanoğlunun bıraktığı izler veyahut da zararlar şeklinde diyebiliriz. Mesela hava kirliliği, asit yağmurları veyahut da orman yangınları bizim doğaya verdiğimiz zararlardandır. Bununla ilgili ekolojik ayak izi de bunu ölçen bir yöntem diyebiliriz. Burada seçeneklere baktığımızda yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin. Bizim doğaya yaptığımız zararın karşılığı olarak onu telafi etmek amacıyla fidanlar dikiyoruz biliyorsunuz ki. Bu hadisi şerifte de yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin. Fidan dikmenin önemine vurgu yapan, doğayı korumaya vurgu yapan bir hadisi şerif. Burada bize yer almaz diyordu. O yüzden A seçeneğimiz. Yer alır, A'ya eliyoruz. B'ye baktığımızda yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın diyor. Bu çalışmak ve çabalamakla ilgili, rızkımızı kazanmakla ilgili. B seçeneği bir kenara bırakalım. C seçeneğine baktığımızda yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. Burada da yine doğal kaynakları israf etmeden kullanmak, yeterli miktarda kullanmak diyebiliriz. O yüzden bu bizim konumuzla ilgilidir. C seçeneğini de eleyebiliriz. D seçeneğine baktığımızda göğü o yükseltti ve ölçüyü o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Yine doğanın dengesini bozmamak, Allah'ın koyduğu düzeni bozmamakla ilgili. Bozmamayın. Buna vurgu yapan bir ayet olduğu için bu da konuyla ilgilidir. Bunu da eleyebiliriz. A, C, D seçenekleri konuyla ilgili fakat B seçeneği rızıkla ilgili olduğu için B seçeneğimiz bu sorunun doğru cevabı oluyor arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza baktığımızda ise bu sözdeki altı çizili ifadeyle aşağıdaki ayetlerin hangisi ilişkilendirilemez diyor. Bakıyoruz sözümüze. Yalnız iyilik yapmak yetmez. İyiliği özenle yapmak da lazım. İyiliği özenle yapmak lazım. Bakalım iyiliği özenerek, dikkat ederek yapmakla ilgili ayetler hangisi ilişkilendirilemez diyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızı ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyi olanlarından hayra harcayın. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri yardım olarak vermeye kalkışmayın diyor. Yani iyilik yaparken siz kendiniz de alabileceğiniz şeyleri, yiyebileceğiniz, kullanabileceğiniz şeyleri başkalarına verin. Kendiniz kullanmayacağınız, kendiniz o şeyin yüzüne bile bakmayacağınız kötü şeyleri başkalarına hayır olarak vermeyin diyor. Verdiğiniz şeyin güzelinden, en azından ortasından verebilirsiniz diyor. Bakara suresi 267. ayet. O yüzden bu iyiliği özenle yapmakla ilişkilendirilebilir. A seçeneğini böylelikle eleyelim. B'ye baktığımızda sadakaları açık olarak da verirseniz ne iyi. Fakat yoksullara gizleyip verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlar. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Burada ise sadaka verirken gizleyerek vermek, yani sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek şekilde, karşı tarafı incitmeden, onun gururunu incitmeden gizlice vermek, yapılan iyiliği başa kalkmamak aynı zamanda. O yüzden B seçeneğini burada eliyoruz. Sonra bakalım C seçeneğimize, mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Bakın burada ne diyor? Başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Gönül incitmeden verilen sadakanın daha kıymetli, Allah katında daha kıymetli olduğunu bize söylüyor. Bu da yine iyiliği özenle yapmak
ile ilişkilendirilebilir. O yüzden C'ydi. A, B, C'yi eledik. D'ye bakıyoruz. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, yani infak var burada. Hayır olarak ne harcarsanız o, ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Bu iyiliği, kime iyilik yapabiliriz? Allah'ın yaptığımız iyiliklerden haberdar oluşuyla ilgili nerelere harcayalım, kime verelim, ana babaya, akraba, yetime. O yüzden D seçeneği konuyla ilgili iyiliği özenle yapmakla ilişkilendirilemez. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruya baktığımızda soru kökünü okuyalım. Buna göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve merhamet konulu bir kompozisyon yazmak istendiğinde onun bu tutum ve davranışlarından hangileri örnek olarak kullanılabilir demiş. Örnek olarak kullanılabilir. Bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bazı tutum ve davranışları aşağıda numaralanmıştır diyor. A seçeneğinde, A maddesinde hayvanlara eziyet etmemeyi ve onlara karşı iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz'e merhamet. Evet, bu Peygamber Efendimiz'in hayvanlara merhametini, canlara merhametini gösterir. O yüzden bu kullanılabilir kompozisyonda. Biriyle güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem demiştir. Bu Peygamber Efendimiz'in kararlılığıyla ilgilidir. Cesareti, kararlılığıyla ilgilidir. Davasından vazgeçmemesi. O yüzden bunu ilişkilendirilemeyiz. Biriyle konuştuğunda onun yüzüne bakmış, karşısındaki yüzünü başka tarafa çevirmedikçe kendisi de çevirmemiştir. Peygamber Efendimiz biriyle konuşurken ya da biriyle tokalaştığında o elini çekmeden kendisi çekmez. Veyahut da biriyle konuşurken onun mutlaka bütün bedenen ona döner, yüzünü ve bedenini dönerek konuşur. Ve o çevirmedikçe de kendisi yüzünü ondan çevirmez. O yüzden bu insanlara değer vermesiyle ilgili oluyor arkadaşlar. İnsana değer vermesi. 2 ve 3'ü alamayız. 4'e bakalım. Kendisine düşmanlık edip yurdundan çıkaranlar için Allah'ım kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyor diye dua etmiştir. Kavmi ona bir kötülük yaptığında Peygamber Efendimiz, yani burada Mekkelilerden bahsediyor aslında. Mekkeliler onu doğduğu büyüdüğü şehirden çıkarmışlardı. Fakat geri döndüğünde Peygamber Efendimiz onları affetmişti. Buradaysa yine o dönemde Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diye Mekkeliler için, yani Kureyş kabilesi için, kavmi için dua ediyor. Onlar bilmiyorlar, bilmiyorlar, sen onları affet diye dua etmiş. Bu da Peygamber Efendimiz'in merhametini gösterir. Yani doğru cevap 1 ve 4 oluyor arkadaşlar. B seçeneği oluyor. Evet. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bu ayete göre İslam dini ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. İslam dini ile ilgili hangi yargıya ulaşılabilir? Ayete bakalım. Bakara suresi 213. ayet. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. İnsanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları gönderdi ve onlara peygamberler gönderdi diyor. Hangisine ulaşılabilir? Kişiyi seçimlerinde serbest bırakmıştır. Burada cüz-i iradeden bahsetmiyor arkadaşlar. İnsanın özgürlüğünden, dilediğini seçebildiğinden bahsedemiyor. Cüz-i iradeden bahsetmiyor. Toplumsal hayatı düzenleyen ilkeler koymuştur. Evet, ne diyor? İnsanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda hüküm vermek için kitabı indirdi. Bu kitap toplumsal hayatı düzenleyen bir kitaptır aynı zamanda Kur'an-ı Kerim. İnsanlara doğru yolu bildirmek için gönderilmiştir. Evet. Müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Yine diyor, doğruyu göstermek için kitap gönderdi. O yüzden 2 ve 3 diyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı, doğru cevap C seçeneği oluyor. Beşinci sorumuza geçebiliriz böylelikle. Son sorumuz bu arada. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde güzel ahlaka değinilmektedir diyor. Güzel ahlak. Aşağıdaki ayetlerden hangisi güzel ahlak örneğidir diyebiliriz. 4 tane ayet var. Okuyalım. Rabbin kendisinden başkasına asla kulluk etmenizi
etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala anne babaya güzel bir söz söylememiz, güzel davranmamızla ilgili bize öğütler vermiş. İsra suresi 23. ayette. B'ye bakıyoruz. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve hidayettir. Burada güzel ahlakla ilgili herhangi bir, yani ayette güzel ahlaktan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır diyor. Kıssalardan bahsediyor. Bunu ilişkilendirilemiyor. Yani güzel ahlaka değinilmiyor burada ama bize güzel ahlak örneğini sormuştu. C seçeneğine ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın nimetini anın. Allah'ı hatırlayın. Diye Allah'ın yüceliğinden, büyüklüğünden, var ve bir olduğundan bahsediyor. Yine burada güzel ahlakla ilgili ahlak örneği bir davranış yok. D seçeneğine baktığımızda ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekileri farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bu orucun farz olmasıyla ilgili Ramazan ayındayız. Bakara suresi 183. ayet bize orucun farz olduğunu bildiren ayet. Doğal olarak baktığımızda B, C, D seçeneklerini eledik. Bunlar da güzel ahlaka değinilmemiş. Ama A seçeneğinde baktığımızda anne babaya iyi davranmak, öf bile dememek, güzel söz söylemek güzel ahlak örneğidir dinimizde. O yüzden 5. sorumuzun cevabı, doğru cevabı A seçeneğidir. Evet değerli arkadaşlar, böylelikle Mayıs ayı örnek sorularını çözümledik, cevaplandırdık. Bir dahaki çalışmalarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, Allah'a emanet olun.